Bloomberg YT'den oyun hikayesinden iyi geceler. Bu akşam 3 ayrı hikayeyi konuşacağız sizlerle birlikte. Türk entbolünün en büyük markası kim diye sorsak hem yakın tarih hem de öncesinde verilecek cevap siyah beyaz renklerdir. Beşiktaş Handball Şubesi'dir ve Beşiktaş Handball Şubesi yeni bir atılımda hep söylenen öz kaynak bu kez gerçekten hayat buldu. Bu öz kaynağı konuşacağız, hedefleri konuşacağız, kısa vadede uzun vadede projeler nedir bunları konuşacağız. Beşiktaş Handball takımı baş antrenörü Mehmet Korer Koral'la baktım çünkü biraz önce bir uyarı almıştım kendisinden. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Gayet iyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen diğer konuklarımı da tanıtayım. Programın ikinci bölümünde Türkiye'yi olimpiyatta temsil eden bir sporcuyla karşınızda olacağız. Hatta bir ilki de var onun. 2012 Londra Olimpiyatlarına katıldı. İlk Türk sporcu oldu badminton'da. 2016 kotasını başka bir arkadaşı aldı. 2020'de Neslihan Yiğit'i Tokyo'da izlemiştik. Kendisiyle beraber olacağız. Tanıtımda gördünüz bir isim daha vardı. Aliye Demirbağ. Kendisiyle biraz önce konuştuk. Annesinin bir rahatsızlığı olduğu için yayına katılamayacak. Yani bunu gün boyu tanıtımı görüp de Aliye için izleyecek olanlara buradan şimdiden söyleyelim. Ailevi bir rahatsızlıktan dolayı Aliye Demirbağ aramızda olamayacak. Ve son bölümde kış olimpiyatlarını izliyoruz gün içinde. Biz daha farklı heyecanla izliyoruz. Türkiye'de kış olimpiyatı, kış sporları denince akla gelen 2-3 isim oluyor. Onlardan bir tanesi de Alper Uçar, Alisa Agafonova ile onları biz buzun üstündeki danslarıyla hafızamıza kazımıştık. Alper Uçar'la da hem kış olimpiyatlarını konuşacağız, Türkiye'nin kış sporlarındaki yerini konuşacağız ve Amerika macerasını dinleyeceğiz kendisinden, artık neler yapıyor diye soracağız. Hocam uzun bir giriş oldu. Evet. Sıkmadık sizi. Yok. Sporla ilgili hiçbir şey beni sıkmaz. Korer Koral. Evet. Mehmet herkes biliyor da Korer nereden evet geliyor? Bir ya Korer yok şöyle Koral soyad itibariyle ilginç. Sınır bekçisi demek. Hatta Aselsan'ın yaptığı böyle işte karıştırıcı testleri falan bir aletin de adı herhalde sınır koruyucu anlamında. Korer de uygun olsun diye annem ve babam Kor ve Er olarak düşünüyorlar. Koral'ın koru, annemin adı Gülter, onun eri Kor Er. Hem de ateş ve asker Kor Er şeklinde koymuşlar. Biraz sıkıntılı oluyor ama sağ olsunlar. Gayet güzel bir isim. Sağ olun. 4 Şubat 1976'da Türkiye Handball Federasyonu kuruluyor. Evet. Türkiye Handball'ın resmi olarak giriş öncesinde bölgesel olarak oynanıyor ama o tarihle beraber işler değişiyor. Daha sonrasında da şu an içinde bulunduğunuz Beşiktaş Handball, onların da bir sloganı var. Parkede Ekol Beşiktaş Handball diye. Evet. Türkiye'ye damgasını vuran bir camiadan bahsediyoruz. Evet. Üst üste 11 yıl. Evet. Şampiyonluk, Müfit Arın'la gelen o değerli şampiyonluklar, Türkiye Kupası zaferleri, Avrupa'daki başarılar. Ardından Siyah Beyaz Camia bir yol ayrımına geldi. Evet. Çünkü Ahmet Nurçevi'nin başkanlığıyla beraber amatör şubeler, hatta kapanma süreci de bir ara yazılmıştı, çizilmişti. Evet. Ama onun olmadığına seviniyoruz. Ardından da şimdinin başkanı, eski oyuncusu. Evet. Mesut Çebi şubenin başına geliyor ve sizi ikna ediyor. Evet. Okuduğum, gördüğüm, tanıdığım kadarıyla da iyi ki ikna ediyor, iyi ki bu ikili bir araya geliyor. Nasıl ikna oldunuz? Çünkü uzun bir dönem hani üst seviyede görev yapmamıştınız. Evet. Bir tereddütünüz var mıydı? Siz kendinizi handball sevdalısı olarak anlatıyorsunuz. Evet. 500'e yakın milli takım forması giyiyorsunuz. Türkiye'nin en önemli handbolcularından bir tanesisiniz. Beşiktaş'ta olan süreç nasıl başladı? Şimdi Beşiktaş'ta olan süreçten önce daha önce ben milli takım ve genç milli takım antrenörlükleri de yaptım. Bir takım kararlar aldım. Onları yaparken kendi kendime aldım kararlar. Birisine diktere ettiğim kararlar değil. Belirli şartlar olmadan bir daha milli takımlarda çalışmama kararı aldım. Bir kısır döngü içine girildiğini fark ettim çalışma sürecinin içerisinde. Bunun da çalışan antrenöre, Türk Handball'una zarar verdiğini düşündüğüm için bu şekilde bir karar aldım. Daha sonrasında handball'un her zaman eğitim anlamında, teknik kurullarında ve çeşitli kademelerinde handball'da yer aldım.
Takım çalıştırmayı da hiçbir zaman bırakmadım. Süper Lig'de, birincilikte, altyapılarda, üst yapılarda devamlı antrenörlük yaptım. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Ben 1993 yılından beri antrenörlük yapıyorum. Oynarken de yapıyordum. Yani sevdiğim bir iş, antrenörlük. Özellikle çocuklarla beraber olmak ve onların gelişimini görebilmek. Belki de annemden, babamdan, onlar da öğretmen kökenli bir aile. Sonuçta onlardan gelen bir artık genetik özellik midir, nedir bilmiyorum. Bu şekilde devamlı bir eğitim işinin içinde oldum. Son senelere kadar da öyleydi. Ben Ankara'da yaşıyorum. Yani aslında Konyalıyım ama Ankara'da yaşıyorum. O süreçte işte ayrılma kararı alınmış Beşiktaş'ta. Müfit Hoca ile, Müfit abi diyorum ben kendisine. Yöneticimiz Sayın Mesut Çebi bu şekilde bir iletişime geçti benimle. Tabii daha önce de herkese söyledim, size de söyleyeyim. Yaş ilerledikçe böyle bir tutuculuk artıyor. Yani alıştığınız çevreyi terk etmek zorlaşıyor falan ama sunulan vizyon artı beraber olduğumuz insanlar, beraber olmayı planladığımız insanlar, yardımcı antrenörlerim Bülent Erkol ve Valeri Parşkov, şimdi Türk vatandaşı oldu Vedat Pars ismi. Beraber oynadık. Çok uzun süreler beraber oynadık. Güvendiğim insanlar, onların da çok etkisi oldu bu vizyonun oluşmasında. Sayın Mesut Çebi'nin çok büyük bir etkisi oldu. Örnek takım olalım. Örnek yaratalım. Beşiktaş yapabilir bunu. Ben her zaman arkanızda duracağım şeklinde bir vizyon ortaya koydu. Detaylı konuştuk tabii, bu saatlerce konuşulacak bir konu. Şimdi hepsini anlatacak değilim. Sonuçta ikna oldum ve yola çıktık. Tabii ki Beşiktaş dediğiniz gibi 1976'da federasyon kuruldu. 46. senesini yeni kutladık. Bu süreç içerisinde her zaman handbolun içinde olan bir kulüp. Yani her zaman lider olan, demin söylediğiniz sözü destekler bana da, her zaman isim olarak, cami olarak handbolu taşımış bir isim, marka diyelim. Markalaşmış durumda artık. Bu anlamda Beşiktaş olması da beni heyecanlandırdı tabii ki. Elimizden gelen en iyi şekilde hazırlığımızı yaptık. Hem transferler anlamında hem de işleyen bir süreç var. Altyapı anlamında. Çünkü benim çok önemsediğim bir konu. Altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklarla başarılı olabilmek. İleride sadece Türkiye'de başarılı olmaktan bahsetmiyorum. Avrupa standartlarında, Avrupa kupalarında, Avrupa şampiyonlarında başarılı olabilmek hedefini güdüyorum. Eğer mümkün olursa. Şimdi siz bir röportajınızda diyorsunuz ki Beşiktaş'ın sayısal başarısı ortada. Sayın Mesut Çebi de şu röportajında şu ifadeyi kullanıyor. Artık şampiyon olmak tek başına yeterli değil. Takımımızdaki gençleri elit liglere gönderecek bir yapıyı oluşturmak istiyoruz diyor. Aynen. Şampiyonluk gelebilir. Olunabilir ki Beşiktaş için, normaldir. Ama siz çok daha uzun vadeli bir projeden bahsediyorsunuz. Evet. Bir gerçekten bir ekol yaratmaktan bahsediyorsunuz. Bu yola çıktığınızda çizgileri nasıl çektiniz? Başkan nerede duracaktı? Siz hangi alana dahil olacaktınız? Transferleri sadece siz mi yaptınız? Mesut Bey eski bir sporcu, biliyor. Tabii, daha tabii. Yeni bıraktı. O yüzden burada alınan kararlar herhalde etkili oldu. Şimdi süreç aslında bir kişinin yürüttüğü bir süreç olmadı. Zaten olması doğru olmaz. Yani insan her yaşta bir şey öğreniyor diye çok klasik bir laf var. Gerçekten öyle ama tecrübe her an edinilen bir durum. Yani süreç içerisinde birbirimizle fikir alışverişinde bulunarak da sporcular hakkında konuşabiliyorduk. Mesut Bey'in öyle de bir özelliği var. Yani camianın içinden yetişmiş, handbolu bilen bir kişi olduğu için, izleyen de bir kişi olduğu için tabii ki onun da önerileri oluyor. Yani şey anlamında, sporcu transferi anlamında şu bu. Ama bu bir ortak kararla alındı. Yani ben şöyle söyleyeyim, transferlere karar verirken özellikle dışarıdan alacağımız oyuncularla ilgili herhalde 100'den fazla maç seyrettim. Bilmiyorum ama yardımcı antrenörlerimle beraber ayrı ayrı seyrediyoruz bir de birbirimizi etkilememek için. 100'den fazla maç seyretmişimizdir. Mesut Bey isimleri buluyordu sadece. Biz karar veriyorduk. O anlamda aramızda iyi bir iletişim olduğunu söyleyebilirim. Bu iletişimin etkileri de süreç içerisinde yavaş yavaş adım adım ortaya çıkıyor ve çıkacak. Yani ilerleyen süreçte de çıkacak. Tabii burada asıl olan bir yandan Beşiktaş'ın tabii ki başarısı ve şampiyonluğu ama daha önce sizin belirttiğiniz
Röportajda da ben bunu belirttim. Beşiktaş şampiyon olmak isterse bu camiada, handbolda olur. Yani biraz daha fazla para harcar, olur. Ama iş bu değil. Yani Türkiye'de şampiyon olmakla da işte 11 sene sistemin bahsettiği üst üste şampiyonluğu var. Türkiye kupaları var. Çok büyük bir başarı. Yani bu anlamda Müfit Arın'ı ve İlker Şentürk'ü de tebrik ediyorum bu başarılarından dolayı. Ama bunu ben bir adım daha ilerisine hayal ederek buraya geldim. Yani bunun bir adım ilerisi... Nedir hocam? Avrupa kupalarında başarılı olmak. Avrupa kupalarında başarılı olmak... baktığınızda handball Avrupa'da çok üst düzeyde oynanıyor ve bütçeler inanılmaz. Yani Paris Saint Germain'de oynayan bir Danimarkalı oyuncunun aldığı para, hani buradaki futbolcuların aldığı para kadar falan. Ya da diğer Alman liglerinde üstte oynayan ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların hepsinin bütçeleri. Yani kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bile 5 milyon euroların üstünde bu rakamlar. Bu anlamda sadece para verilerek yapılacak bir iş de değil. Yani bu iş sadece parayla bir takım iyi oyuncuları bir araya getirip işte takımı kurduk, hadi bakalım başarılı olalım denecek de bir iş değil. Bu anlamda altyapının önemi üzerinde durduk. Başından beri onu planlamaya çalıştık. Bu çok zor bir iş. Yani bir kulübün buna yatırım yapması gerçekten zor. O anlamda ben Beşiktaş Kulübü'nü başta Ahmet Nur Çebi ve Mesut Çebi handball'dan sorumlu olarak onları tebrik ediyorum. Hep yanımızdalar. Hep arkamızdalar. Gerçekten de o anlamda önemli bir çalışmaya başladık. Meyvelerini bir senede göremeyiz. Yani çünkü bunlar çocuk. Yani bir süreç gerekiyor yetişmeleri için. Ama 2-3 sene içerisinde gerçekten öncelikle altyapılarda, yıldız kategorisinde, küçüklerde, gençlerde, zaten oralarda Beşiktaş'ın altyapısı iyi handbolda. Yani şu anda A takımımızda oynayan 20 yaşındaki çocukların hepsi Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş çocuklar. A takımda da gayet başarılı. Hatta benim beklentimin bir kat daha üstünde mücadele ediyorlar ve takıma faydalı oluyorlar. Hem fiziksel olarak hem de mental olarak o katkıyı koyuyorlar. Bir karakter oluşturuyorlar. Yani takımda genç oyuncu gibi değil de beraber sanki senelerdir. Gerçi altyapıda hep beraber oynuyorlardı ama diğerleriyle beraber bir katkı koyuyorlar. Bu anlamda Beşiktaş'ın altyapısı zaten var ama biz onu adım adım daha ileriye götürmek istiyoruz. Yani bu gençlerle, bu gençler yaşlanacak tabii ki oynadıkça, tecrübe kazanacaklar. O kazandıkları dönemde işte biz Avrupa'da o noktaya da başarılı olmayı hedefliyoruz. Düşündüklerimizi yapabilirsek. Takımın yaş ortalaması şu an kaç? Şimdi bilmediğim yerden sordunuz. Takımın yaş ortalaması 25 civarında. Yanlış söylemiyorsam. Çünkü hesapladığım bir şey değil benim o. Ama kanatlarımız, pivotlarımız, özellikle çizgi oyuncuları, yani genç oyuncular. Bunun üstüne gelecek sene koyacağımız oyuncularla daha da gençleştireceğiz kadroyu. Altyapıdan da gelen 2-3 tane A takım kadrosuna alacağımız oyuncu var. Şu anda kararını ben hemen oluşturmuş durumdayım. Beraber oluşturduk daha doğrusu. Onlarla beraber biraz daha düşecek yaş ortalaması. Ama yaş ortalamasının düşmesi önemli değil. Edinilecek tecrübe önemli. Yani şimdi tabii ki yaş ve performans o noktada çıkıyor. Tecrübeyle yaşın bir yerde birleşmesi gerekiyor. Orada performans ortaya çıkıyor. Onu yakalayabilmek de erkeklerde böyle genel geçer kurallar vardı. Hani 27 yaşından sonra falan diye. 27 yaş ortalaması iyidir bir takım için. Olimpiyatlara bakın, dünya şampiyonlarına bakın. O veya onun üzerindedir başarılı olan takımların yaş ortalaması. Yani 20-21-22 hazırlık süreci, evet, sonrasının meyvesini alma süreci. Tabii. Şimdi Beşiktaş bu projeye başladığında bir de öz kaynak dedik programın başında. Çalışmaya girdiniz. İlkokullara gittiniz. Evet. Orada çocukları taramaya başladınız. Evet. Taradınız, bulduklarınız var. O proje sizin projeniz miydi? Orada hedef nedir? Sadece Beşiktaş altyapısını kurmak mı? Mini takıma oyuncu seçmek mi? Nedir? Ya da o en başta bahsettiğiniz sayısal başarıdan fazlası mı onun başlangıcı? Valla bunların hepsi aslında. Yani burada bizim başlattığımız çalışma, hani ben çalışma diyorum, proje demiyorum çünkü bu defalarca yapılmış bir şey. Biraz matematiksel. Şimdi görüntülerde de geçiyor. Bu çocuklar böyle başlıyorlar. Okul salonlarında, okul bahçelerinde. Fark etmeden aslında hayatına dokunduğumuz bir çocuk da oluyor. Mesela şu anda gösterilen bahçede yetişmiş bir öğrencimiz şu anda bizim A takımımızda oynuyor.
sağ kanat. Yani seneler önce, bundan seneler önce dediğim 7-8 sene önce orada başlamış. Şu anda da bizim A takımımızda oynuyor. Yani bu iş böyle oluyor. Yani bu iş başlatılması ve düzgün eğitilmesiyle ilintili bir durum. Sayısal bir çoğunluk da gerekiyor. Yani bir havuz diyoruz biz ona. Bütün branşlarda öyle söyleniyor. Yani ne kadar çok sayıda çocuğa ulaşabilirseniz o kadar çok sayıda da yukarıda iyi oyuncunuz olmuş oluyor. Hedef bu. Bu anlamda biz kendi gücümüzün yettiğince tanıdığımız çevrelerde öncelikle. Daha sonra da İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ki bağlantılarını kurmaya başladık. Yani sene başından beri kurmaya başladık. Tahmin ediyorum orada 1500 çocuk tarandı 5 tane ortaokulda. Bu çocuk sayısı çok daha fazlaya çıkacak. Yani yaklaşık kurulan bölge gibi Beşiktaş'ta dahil olmak üzere 3 bölge daha kuracağız. Bunu da işte 4'le yani 1500 çarpı 3 diyebilirsiniz. O kadar çocuk taranacak en azından. Ve oradan yaklaşık bir 750 bir yaş grubunda tabii bu. Bir yaş grubunda bir 500-700 çocuk arasında çocukla çalışılacak. Bu kolay değil. Şöyle kolay değil. İnsan kaynağı gerektiriyor. Yani çalıştırıcı gerektiriyor. Salon gerektiriyor. Yani bu anlamda da sadece Beşiktaş'ın değil desteği, Beşiktaş'ın aracılığıyla yerel yönetimlerden, okullardan destek alıyoruz. Yer anlamında, fiziksel anlamda yani para anlamında veya öyle bir şey değil ama çalışma alanı anlamında. İşte salon, bir salon belirliyoruz. Örneğin Süleyman Seba Spor Salonu, bizim maç yaptığımız salon. Onun çevresindeki okulları öncelikle, yani oraya çocuk yürüyerek gelip gidebilecek ya da kolayca serviste 5 dakikada 10 dakikada ulaşabileceği. Çünkü İstanbul'da bu işi öyle organize etmek zorundasınız. Türkiye'de de böyle organize etmek zorundasınız. Burada bir örnek olarak bunu başlattık. Bunu federasyonun da desteğini alacağız diye düşünüyorum. Federasyon da böyle bir çalışmayı başlatacak diye düşünüyorum. Onun işaretleri var çünkü. Çünkü onlarda handball sokağa yayma projesi vardı. Evet, evet. Ama burada kim kazanacak? Burada bir kere çocuk kazanacak en başta. Çocuğun hayatı değişecek. Yani spor yaparak handbolcu olmasa bile 5-6 sene bir takım sporunun içinde olmanın sosyal avantajlarını kullanacak. Orada öğrendiği şeyleri hayatında kullanacak. Sporcu olursa üniversiteye tabii ki yönlendirilecek bunlar. Üniversitede okuyacaklar. Belki öğretmen, belki antrenör olacaklar. Belki çok üst düzeyde Türk milli takımında görev yapacaklar. Tabii ki Beşiktaş'ta da görev yapacaklar. Yani bizim nihai hedefimiz bunların hepsinin kazanıldığı bir ortamı yaratabilmek. Mehmet Korar Koral'a göre handball kültürünün ilk unsuru ne olmalı? Şimdi işte konuştuk, bunu biraz daha genelleyelim, tekrardan konuşacağız burayı. Tabii. Nedir ilk unsur size göre? Kültürün ilk unsuru bütün kültürel davranışlar gibi okuldur. Yani ben öyle düşünürüm. Aslında okulların hepsi kültürleri, yani alışkanlıkları oluşturma yeridir diye düşünürüm ama... hani eğitim ve öğretim deniyor ya okullara, işte eğitim kısmında yer alır spor, spor eğitimi, işte müzik eğitimi, resim eğitimi, bu gibi şeyler. Ama maalesef ülkemizde kurumsallaşamıyor. Yani oradaki beden eğitimi öğretmeni bir çaba harcıyorsa, spor kültürünü yerleştirmek, herhangi bir sporun kültürü olabilir, handbolun olabilir. Evet, handbolu öğretirken zaten spor kültüründen de bahsetmek zorundasınız. Bunu yerleştiriliyor. Oradaki beden eğitimi öğretmeni orada olduğu sürece bu kültür yaşıyormuş gibi oluyor. O çocuklar bir dönem işte 5 sene 10 sene. Zaten bir kişi için mesela 3 tane takım çalıştırmak 20 sene falan tutar. Yani bir çocukla 5-6 sene beraber olursanız 3 takım 18 sene eder. Yani bir aslında kolay da bir süreç değil. İşte emekli olur öğretmen bir süre sonra ya da bıkar her şeyle mücadele etmekten Türkiye'de. Bırakır. Bıraktığında da orada bir daha hiçbir şey olmaz. Yani ben Konya Anadolu Lisesi mezunuyum. Anadolu Liselerin Anadolu Lisesi olduğu zamanlar 1978'de girdim. Türkiye'de 7 tane varmış ben girdiğimde, sonradan öğrendim. Orada ben handbolcu oldum. Bizim beden eğitimi öğretmenimiz bizi handbolcu yaptı. Ben orada handbolcu oldum. Yani hazırlıkta bir başladım oynamaya. İşte 38 yaşında bıraktım. O yüzden okul. Ya, okul çok önemli. Tabii kültür okuldur yani. Şimdi bu sene gelecek olursak o altyapıdan yetişen çocuklarla, tecrübeli isimlerle, yabancı oyuncularınızla beraber yeniden bir şampiyonluk mücadelesi veriyorsunuz. Evet. En büyük rakibiniz de geçen sezonun şampiyonu Sportoto. Evet. Yani bir devletin desteğini almış bir kurumla. Diğer tarafta Beşiktaş'ın sezon bütçesi ortada, takımın durumu ortada.
Orada o dengeyi nasıl sağladınız? Oyuncuları şampiyonluğa oynatmayı, oynamayı ikna ederken neyi başardınız? Ben aslında süreç içerisinde, sporculuk süreci içerisinde örnek aldığım antrenörler var. Birisi rahmetli Yaşar Sevim, Handball Federasyonu'nun kurucusudur kendisi de. Çok şey örnek aldım kendisinden. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani biz burada bunu konuşuyorsak Yaşar Hoca yüzünden konuşuyoruz diye düşünürüm ben kafamda. Çok uzun sürede antrenörlüğümü yaptı. Ayrıca bir de yabancı antrenör getirmişlerdi milli takıma. Alexander Rezanov diye. Ondan da handball'da biz sınıf atladık Alexander Rezanov'la. Ben milli takımda oynarken. Ondan da çok şey öğrendim. İkisinin de adını almadan geçemeyeceğim burada. Onun ilk katkısı neydi? Yani size bir oyuncu olarak, siz bir oyuncu olarak ondan ne aldınız? O zaman şunu o dönem aldım. Gelen yabancı bir hocama. Şimdi takım sporlarında işte belirli dizilişler, belirli taktik oyunlar, grup taktikleri, takım taktikleri falan var. Bizim yaptığımız şeyleri bizim nerede durmamız gerektiğini öğreterek tekrar öğretti bize. Yani aslında ayrıntıları öğretti. Yani ben o grup taktiğini siz mesela... Siz kaç yaşında öğretti size bunu? Ben 19 yaşındaydım. Bunu Avrupa'da öğrenilme yaşı? 13, tamam. 14 falan. Yani kaldı ki gerçekten biz bunları... 1-2 sene çalıştıktan sonra gerçekten farklı oynamaya başladığımızı hissettik. Yani o anlamda önemliydi benim için. Soru da çok güzeldi. Hangi yaşta öğretiliyor? Evet, yani daha aşağı yaşlarda bu anlayış oluşuyor. Danimarka'da, Norveç'te. Handbol oynuyorsunuz ama handbol öğrenme yaşınız 21 olmuş. Gibi oldu, evet. Aynen öyle. Yani bilinçli oynamaya başlam. Akıllandığımız yaş mı diyelim, ne diyelim. Aslında Alexander Rezanov'un bunda katkısı çok büyük. Yani bu anlamda biz nasıl şampiyon olmaya karar verdik? Onlardan öğrendiğim bir şey de şampiyon bir hedef koymaktır. Yani her insan için geçerli bu. Sadece sporcu için değil ama sporcu için büyük bir hedef koymaktır. Ben o büyük hedefi tıpkı size anlattığım gibi çocuklara da anlattım. Kabul ettiler. Yani bu konuda mücadele etmek için karar verdik. Beraberce karar verdik. Burada demin bahsettiğim gibi iyi oyuncuları bir araya almak aslında iyi bir takım kurmak anlamına gelmiyor. Karakter olarak uygun, mücadeleci. Çünkü yetenek tanımının içine giriyor bunların hepsi. Sadece iyi atlayıp hızlı koşmak falan yetenekli olmak anlamına gelmiyor. Oyun zekası, işte disiplinli çalışma, antrenman sürekliliği. Bütün bunların bir arada bulunduğu sporcular yetenekli sporcu tanımına giriyor. Bu anlamda süreç içerisinde onlar benim dediklerimi, ben de onlara demek istediklerimi anlattığımı hissetmeye başladım. Adım adım ilerleyeceğiz dedim. Yani önce... Birinci maçı kazanacağız. Şimdi muhtemelen gülüyorlardır. Çünkü tekrarlıyorum sık sık bu sözü. Adım adım değil mi hocam, basamak basamak değil mi hocam falan diye. Ama gerçekten öyle. Adım adım ilerleyerek bu noktaya kadar geldik. Başta endişeleri herkesin vardı herhalde. Normaldir. Sizin de yok muydu? Normaldir. Herkesin endişesi vardır. Ama yeterli mücadele gösterildiğinde yani ve yeterli planlama yapıldığında ileriye gitmemek mümkün değildir. Yani sporda bu böyle. Yani sporun matematik kısmı var. Yani güçleneceğiniz kısım matematik kısmıdır. Şunu yaparsanız bu kadar güçlenirsiniz. Yani bunların araştırmaları falan da yapılmış. Belli yani. Kondisyonel nasıl güçlendireceğini bilir takımı. Ben de bilirim. Bir noktaya getirirsiniz. Aynı şekilde öğreteceğiniz şeyler bellidir. Ondan elde edeceğiniz şey de o çocuğun çabası ve takıma karakteri ve yeteneği doğrultusunda yansır. Biz doğru seçimler yapmışız diye düşünüyorum. Yani oyuncular açısından. Takımınızda diyetisyen de var. Var. Değil mi? Evet. Bu futbolu, basketbolu bir tarafa ayırıyorum. Voleybolu da aynı şekilde. Evet. Çok profesyonel bir yapı. Evet. Başarının nasıl geldiğini az çok anlatan o ağacın dallarından bir tanesi, evet, olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli hedef nedir Beşiktaş handbolda? Uzun vadeli hedef daha da profesyonel hale getirmek. Anlayışı profesyonel hale getirmek. Anlayışı. Tabii ki. Anlayışı profesyonel hale getirmek. Yani diyetisyen, Sayın Mesut Çebi buna çok uygun bir karaktere sahip. Spor, antrenman bilgisi diye öğrendik biz bunu. Size öyle diyeyim. Antrenmanı öğrenirken üniversitede antrenman bilgisi, bilimi diye öğrenmedik. Neden bilgisi? Yaşar Hoca'nın dersidir aynı zamanda o. Çünkü bütün bilimlerden bilgi alır. Antrenman bilgisi. Yani anatomiden de alır, fizyolojiden de alır, beslenmeden de alır, psikolojiden de alır. Aklınıza gelen insanla ilgili yapılmış bütün bilimlerden spor
bilgi alır ve o bilgileri sporcuyu performansı arttırma doğrultusunda kullanır. Bu anlamda da hepsinden aslında bu yapıda olması gerekir. Psikolog da olması gerekir, diyetisyen de olması gerekir, antrenör de olması gerekir, işte fizyoterapist de olması gerekir, masör de olması gerekir. Yani ben bunları şöyle diyeyim, staff diyorlar ya İngilizce tabiriyle. Bu anlamda Yaşar Hoca'yı bir kere daha anayım. Handball Türkiye'de en Türkçe dile sahip sporlardan birisidir. Sadece adı handball olarak söyleniyor. O da diğer sporlar öyle söylendiği için. İçindeki kullanımlar 7 metresi, kenar atışı, 6 metre çizgisi, kale, kaleci falan bunların hepsi oyun pozisyonlarının isimleri falan Türkçedir Yaşar Hoca'nın sayesinde. Çeviriyi Türkçe yaptığı için. Hocam şimdi sonlara doğru gelirken Beşiktaş çok değil 6-7 sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Evet. Taraftarı hem İstanbul'da hem de Kocaeli'de salonu dolduruyordu. Ama artık neden olduğunu biliyoruz ama tekrarlandırmak istemediğimiz jet hızıyla bir düşüş yaşandı. Evet. Mutlaka sorgulamışsınızdır bir handball sever olarak bir camianın oraya niye geldiğini, size bu teklif geldiğinde onu da düşünmüşsünüzdür. Oradan bugünkü noktadan oraya tekrardan çıkış nasıl olacağını anlattınız ama bir zaman vermek gerekiyor. Ne zaman olacak? Beşiktaş handball tekrar Şampiyonlar Ligi'nde taraftarıyla Avrupa'dan buraya gelen o simge isimler ne zaman buluşacak? Aslında demin zamanı siz söylediniz yani olabilecek süre şimdi başlarsak 5-6 sene içerisindedir. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliriz. Bu hedef doğrultusunda çalışır, bu şekilde bir planlama yaparsak. Hedef budur. Yani işte demin bahsettiğim matematik de budur. Yani karar verdiğiniz süreden sonra örneğin yeni bir federasyon seçildi şu anda yönetimde. Yeni birileri var isim olarak. Bir hedef koydular. 2026 olimpiyatları. 24 olimpiyatları. Paris. Çok özür dilerim. Nereden geldi? 2024 olimpiyatları. 2024 değil, 2028 olimpiyatları. Yani 8 sene koydular. Aha. 8 sene çünkü bu matematik bir süreç. Eğer doğru çalışırsanız 8 senede olimpiyatlara gidebilirsiniz. Burada tabii kulüpler doğru çalışacak. Federasyonları örgütleyecek. Yani zaten federasyonun amacı o yani. O şekilde davranacak. Eğer doğru olursa Beşiktaş için de biraz daha öncesinde sürelerde 4 sene, 5 sene, 6 sene sonra zaten etkileri görülmeye başlanır eğer doğru çalışırsak. Etkilerini görmeye başladığınızda o dönen bir çark gibi artık fazla çaba harcamadan o etkileri gitgide her sene daha fazla yaratmaya başlarsınız. O noktaya geliriz umut ediyorum. Bana bu sorular çok soruluyor. İşte Beşiktaş bu oyuncuları diyelim ki yetiştirdiniz, böyle bir başarı elde ettiniz. Tutamazsa Beşiktaş, tutamazsa yeniden yetiştiririz. Yani biz onun gibi bir düzen kurmamız gerekiyor. Zaten sizin istediğiniz oyuncuları bir yerden sonra tutmak değil. Göndermek, tabii. Yeniden yetiştirmek. Tabii. Öz kaynak düzeni altında. Aynen. Bir ekol. Ekol, aynen. Bu olması gerekiyor. Aynen. Mehmet Korar Koral, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Bu anlamda son bir cümlede söyleyeyim. Bu anlamda bana bu imkanı veren Beşiktaş Kulübü'ne, başkanına ve yönetimine, Mesut Çebi'ye çok teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman desteklerini bekliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hak edilen sporlar doğru kişilerle bir araya geldiğinde zaten değerini ve daha fazlasını görüyor. Handball onlardan bir tanesi. Siz ve o bir araya gelen isimler de aynı şekilde görüyoruz. Çünkü bir başarı var ortada, bir proje var, bir sistem var. Kaostan ziyade doğru bir işleyiş var. O yolda size bir kez daha başarılar. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Oyun hikayesine bir reklam arasının ardından devam edeceğiz. Oyun hikayesine devam ediyoruz. Bu bölümde badminton'u konuşacağız. Türkiye'de badminton hangi noktada? Kadın mı, erkek seviyesinde mi daha başarılıyız? Konuşacağımız sporcular bu spora nasıl başladı? Bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz milli badmintoncu, Türkiye'nin olimpiyata giden ilk sporcusu Neslihan Yiğit. Neslihan Yiğit, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba.
Çok teşekkürler. Bir kez daha programın başında söylemiştik ama bir kez daha hatırlatalım. Tanıtım Cuma gününden itibaren dönüyordu. Bugün de aynı şekilde. Bir diğer milli badmintoncu Aliye Demirbağ da bizimle birlikte olacaktı ama annesinin bir rahatsızlığı ortaya çıktı. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Önce sağlık, daha sonra da Aliye ile tekrardan o programı yaparız. Basketbol, voleybol daha böyle kadınlara, kızlara yakın gözüküyordur. Onları tercih ederler topluluktan dolayı. Tenis vardır, jimnastik vardır ama akla belki de en son gelecek bir badminton. Neslihan Yiğit'in badminton tercihi nasıl oldu? Şans mıydı? Birisini yönlendirmesi miydi? Önce oradan başlayalım. Neslihan Yiğit'in badminton macerası nasıl başladı? Aslında badminton maceram Şankent sanırım Çağatay Taşdemir tarafından aslında hayatıma girdi. 9 yaşında başladım ve o zaman gerçekten ben de tam olarak badminton ne, nasıl oynanıyor, bu ulusal bir spor mu, profesyonel bir dal mı hiçbir şekilde bilmeden sadece çocuk heyecanıyla koşarak gittiğimi hatırlıyorum. O günden bugüne de 18 yıldır Çağatay Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Birlikte güzel başarılar kazandık. Dediğiniz gibi birçok bilinen sporun dışında bir spor. Ama bunun içinde olmaktan, bu sporda mücadele etmekten dolayı çok mutluyum. İlk Hindistan'da bulunuyor, İngiltere sahipleniyor, sonra Çinliler tarafından geliştirilen bir spordan bahsediyoruz. Sen 2012'de olimpiyata giden badminton kafilesinin, o tüm katılım ülkeleri arasından bahsediyorum, en genç iki sporcusundan bir tanesiydin. Türkiye adına da ilktin. 17 yaşında lise öğrencisiyken Londra'ya gittin. İlk olimpiyat tecrübesi senin için kariyerinde ne anlam ifade ediyor? Her sporcunun olimpiyata katılmak zaten en büyük hayaliydi. Dediğiniz gibi çok genç yaşta oraya gitmek, tabii ki de tecrübesizlik var. Tam olarak olimpiyat ne, nasıl bir atmosferi var. Ben ilk sahaya girdiğimde şunu çok net hatırlıyorum. Arkamı dönüp Çağatay Hoca'ya dedim ki nasıl oynayacağım? Çünkü ilk kez o kadar kalabalığın önünde, ilk kez o kadar üst seviye sporcularla orada bir araya geliyorum ki gerçekten o heyecanı, o atmosferi, oyunumu bir an olsun unuttum, böyle kala kaldığımı çok net hatırlıyorum. Ama tabii ki de orada olmak, bunun ardından daha bilinçli bir sporcu olarak devam etmek tabii ki de bizim için büyük bir tecrübe oldu. Baktığımızda Türkiye badminton'da özellikle kadın seviyesinde Avrupa'da ve dünyada iyi bir noktada. Kadınların başarılı olmasının, badminton'da başarılı olması nedeni ne sence? Aslında kadın erkek olarak ayırmıyorum ama gerçekten kadın sporcularımızda yetenekli sporcularımız var ve bunları ne kadar geliştirebilirsek, kişi ne kadar kendine yatırım yaparsa veya ne kadar doğru bir planlamayla bu yola çıkarsak tabii ki de gelişim de bununla birlikte geliyor. 2012 Londra ilk olimpiyatın, 2016 Rio'da bir diğer sporcu arkadaşın Özge Bayrak gitti, kotayı o aldı. 2020'de sen bir kez daha gittin. İki olimpiyat gördün. Bir tanesi Londra, belki de son olimpiyatların en görkemli açılış törenine ev sahipliği yapmıştı. 2020 Tokyo, dünya tarihinin en sessiz olimpiyatı oldu. İki olimpiyat arasındaki kalabalık açısından sormuyorum. İki olimpiyat arasındaki en büyük fark neydi? 2012'deki acemi, tecrübesiz Neslihan 2020'ye nasıl taşındı? Dediğiniz gibi orada çok tecrübesizdim ve 2020'ye giderken evet daha artık 2016'dan 2016'yı kaçırmanın verdiği bir üzüntüyle spora gerçekten daha bir profesyonel olarak bağlandığımı söyleyebilirim. Bunun akabinde tabii ki de düşüncelerim, sahaya çıkışım hepsi çok değişti. Kendime daha fazla güvenerek çıkıyorum. Ama bizim tek bir eksiğimiz var ne yazık ki. O üst düzeydeki sporcularla hiçbir zaman aynı platformda yarışamadık. Bunun olabilmesi bizim onlarla daha fazla maç yaparak gelişebilmemiz, onların oyununa
alışabilmemiz, aynı görüş açısıyla bakabilmemiz bizim de farklı bir konumla gelmemizi sağlayacak. Ben orada olimpiyat şampiyonuna yenildim. Ve ilk set biz başa baş mücadele ettik ve maçtan sonra antrenörümle üzüldük. Biz neden bunu yapamayalım? Yenildiğim kişi olimpiyat şampiyonu olmuş ve biz çok geride değiliz. Bütün planlamamızı, çalışmalarımızı, Bursa'daki ekibimizi, her şeyi buna göre kurmuş durumdayız. Sadece yapmamız gereken doğru turnuvalar seçmek, oralara gönderilmek ve orada kendimizi iyi bir şekilde sergilemek. Bunun akabinde her şeyin daha güzel olacağını, olimpiyatlara katılmaktan ziyade artık çeyrek final madalya umuduyla gidebileceğimize inanıyorum. 2024 Paris'te çeyrek final ve madalya umudunu yükselten isimlerden bir tanesini tabii ki Kota'yla beraber o günleri göreceğiz. Ama baktığımızda şimdi rakipleri senden saygıyla bahsediyor. Hem Danimarkalı hem Alman rakiplerin aranızdaki maçlar çok çekişmeli geçiyor. Karşımda çok savaşçı bir Neslihan görüyorum diyor Danimarkalı rakip. Bunları duyduğunda ne hissediyorsun? Şöyle söyleyebilirim, olimpiyattan sonra sponsorum sayesinde birçok turnuvaya kendi imkanımızda katılma fırsatı bulduk, üst düzey turnuvalara. Ve burada gerçekten onlarla mücadele etmeyi öğrendim. Artık onlarla maça çıktığımda beni tanımıyorlardı önceden ve şu an maça çıkmadan önce selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Ve sonuç artık belli değil. Önceden evet ondan yenerdi. Ben tamamen şunu düşünerek çıkıyordum maça. Neyse çık, kendini göster, ne kadar sayı alabilirsen o kadar iyi. Şimdi maça çıkıyorum ve sonuç yeniyorum. Bazen uzatmada yeniliyorum ve her ne olursa olsun dediğiniz gibi maç sonunda bana gelen olumlu söylentiler. Geçen maçta mesela Dünya Şampiyonası'nda yenildim ama hocaya diyorum ki sanki yendim ben diyorum. Çünkü o kadar güzel tepkiler alıyorum ki. Maç uzatmada bitti ve tüm dünya tarafından bunu sahiplenebilmek, biraz da buna ülkemiz olarak badmintona sahip çıkabilmek, hem federasyon açısından bu durum, yani badmintonu Türkiye'ye yayabilmek, sporcuya sahiplenebilmek bizi daha fazla geliştirebilir. Şimdi biraz da maçlara gelelim. Çabukluk, reaksiyon, hız, dayanıklılık, esneklik ve hepsinden ötede bir teknik gerekiyor. Hangi antrenman badminton sporcusunu öne çıkarıyor? Birisini ayırmak gerekiyor mu? Hocan Çağatay Taşdemir'le bugün konuşurken, seninle ilgili notlar alırken, sorular sorarken, erkekler müsabakasında topun hızının 480 kilometreye kadar çıktığını söyledi. Böyle bir spordan bahsediyoruz. Nasıl bir reaksiyon gerekiyor? Gerçekten inanılmaz bütün branşları aslında bir branşta toplamışlar gibi diyebilirim. Çünkü biz antrenmanda hem koşuyoruz, hem dayanıklılık çalışıyoruz, reaksiyon çalışıyoruz, kuvvet çalışıyoruz. Gerçekten hepsini böyle yapmak, bazen çatıcıya diyorum ki bir atlet gibi hissediyorum kendimi diyorum. Bazen de inanılmaz odaklanmış bir aslında nasıl söyleyeyim, maç içerisinde hem fiziksel olarak oradayız hem de zihinsel olarak gerçekten oyunu iyi görebilmemiz lazım. Her şeyle sahada mücadele ediyoruz. Ve en çok da şundan zevk alıyorum maçta. Çok hızlı olmak gerekiyor. İnanılmaz dayanıklı olmak gerekiyor ki maçın sonunu çıkarabilirim. Ve bu noktada gerçekten çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Ve dayanıklı olduğumu hissettiğim an maçın içerisinde gerçekten mücadele ediyorum. Her sayı sonuna kadar savaşıyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Tabii ki bu da çalıştık, buna inanıyorum, buna güveniyorum. Bunun verdiği güvenle de saha içinde tabii ki de daha rahat hareket ediyorum. Çağatay Taşdemir hocam şunu söylüyor. Çok savaşçı bir ruha sahip diyor Neslihan Yiğit için. Şimdi üst üste maçlar oynadın. Maç sayıları attın ama alamadın. O 3 maçtan sonra kaybettiğin anlardan sonra nasıl zihinsel olarak geri geldin? Zihinsel olarak düştüğümü söyleyemem. Sadece şu noktada üzüldüm. Yapabilirdim dedim. Ama bunun bir daha yeniden olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü dediğiniz gibi üst düzey turnuvalara gitmeye başladım. Dünyanın 7. sırasında 10. sırasındaki kızlarla mücadele ediyorum. Ve kimi zaman yeniyorum, kimi zaman da uzatmada veriyorum. Bu beni daha fazla motive ediyor. Demek ki diyorum ki yapabilirim,
daha iyisi olabilirim. Doğru yoldayız. Doğru bir planlamayla çalışıyoruz. Tek yapmamız gereken doğru turnuva desteklenmek. Bunun akabinde her şeyin daha güzel olacağını en azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Biraz önce üst düzey turnuvaya katılım sayısının artmasından bahsettin. Üst düzey turnuvaya bir badmintoncu nasıl gidecek? Bunlar hangi organizasyonlar? Şöyle söyleyebilirim. Üst düzey turnuvalara katılmak aslında o kadar kolay değil. Dünya sıralamasında belli bir sıraya gelmek lazım. Ben şu an dünya sıralamasında ilk 30'un içerisinde yer almaktayım. Ve en iyilerin katıldığı turnuvaya sadece dünya sıralamasında ilk 32 sporcu gidebiliyor. Şu an onların arasında kendimi atmış durumdayım. Tek hedefim burada ilk 10'a girmek ve onların arasında artık kendime tamamen bir yer edinmek. Şu an ilk 30'un hani nasıl söyleyeyim son ayakta tutunmak gibi değil de tamamen onların içinde yer almak istiyorum aslında. Bunun olması için de sürekli gerçekten o turnuvalara gidebilmek, oralarda yarışabilmek... Yani şu an kendi puanımın altında bir turnuvaya gitsem benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü şampiyon da olsam haneme bir puan yazdıramıyorum. Üst düzey turnuvalara katılmalıyım ki tur atladım mı, dereceye girdim mi çok üst düzey puanlar alıyoruz ve gerçekten sıralamada inanılmaz bir yer kat ediyoruz. Bu da ister istemez hem Avrupa şampiyonasında hem dünya şampiyonasında bizi avantajlı duruma getiriyor. Çünkü seri başı olarak başlıyoruz. Tek hedefimiz aslında bu turnuvaları bu şekilde değerlendirebilmek ki buralarda seri başı olarak başlayalım ve turnuvaya gerçekten güzel bir başlangıçla hem çeyrek final olsun hem madalya olsun bu yolda daha rahat ilerleyebilmemizi sağlıyor. Maçlarda en uzun süren rally'in kaç dakika? Yani açıkçası bilmiyorum şu kadar dakika desem yalan olur ama bizim maçlarımız yani minimum 40 dakika sürüyor. Maksimumda yani bir sınır söyleyemiyorum ama en fazla 1,5 saat maç yaptığımı hatırlıyorum. Ve bizde gerçekten durma yok. Her rally arasında maksimum bize 20 saniye 30 saniye mola veriyorlar. Sadece topu al tekrardan sersek inanılmaz yüksek bir nabızla maç yapıyoruz zaten. Ama genelde bizde top sayıyorlar. Dakika olarak bilmiyorum ama genelde işte rally içerisinde 60 top, 80 top, 100 top üzerine kadar çıkıyor. Şimdi 2012'de o genç Neslihan Yiğit artık tecrübeli bir sporcu oldu. Türkiye'de bilinen badmintoncu oldu ve aynı zamanda bir öğretmensin. Tecrübeli sporcu, öğretmen Neslihan Yiğit gençlere badminton özelinde ne tavsiye ediyor? Okula gittiğinde öğrencilerin senin maçını izlediğinde, olimpiyattaki maçını izlediğinde, döndüğünüzde neler konuştunuz? Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi nasıl yaşandı? İlk okula gittiğimde açıkçası böyle ilk olimpiyatlara gittiğim gibiydi. Çok tecrübesizdim ve açıkçası korkuyordum, çok çekiniyordum. Ve gerçekten kendimi tanıttığımda öğrencilerim beni araştırdı. Ertesi gün herkes hocam sizin bu başarınız varmış biz de sizin gibi olmak istiyoruz. Bizi de hazırlar mısınız? Biz de maçlara katılmak istiyoruz. Bunun yanında diğer tüm öğretmen arkadaşlarım gerçekten bu süreçte hem antrenman hem maç temposu ve okul temposu arasında bana inanılmaz yardımcı oldular ve inanılmaz desteklediler. Bazen gerçekten okuldan hemen antrenmana gitmem gerekiyor. Öğrencilerime diyorum ki bugün antrenmanım var diyorum. Hani biraz daha sakin bir program yapalım diyorum. Çünkü onlardaki ışığı da görüyorum. Beni izliyorlar, biliyorlar ve gerçekten istiyorlar. Onlara bir şey katayım, onlara bir şey öğreteyim. Benim gözümün içine bakıyorlar ve ben de onlara tabii ki de bir şeyler vermek için, öğrendiklerimi onlara aktarmak için tabii ki de can atıyorum. Beni çok heyecanlandırıyor, mutlu da ediyor. Badminton okul sporları arasına girdi mi? Evet. Sizin okulunuzda peki buna ilgi nasıl? Şöyle söyleyebilirim. Okulumuzdaki aslında açık konuşmak gerekirse tek beden eğitim öğretmeni benim. Şu an dediğim gibi hani yoğun bir tempomuz olduğu için bizim hem antrenman hem maç programı tabii ki de ekstra bir vakit ayıramıyorum okul saatleri dışında. Onun için de açıkçası öğrencilerimi hazırlayamıyorum böyle. Ama tabii ki de ileride neden olmasın.
2024'teki hedef biraz önce söylemiştin. O yol zorlu olacak. O zorluklara artık hazır bir Neslihan Yiğit var karşımızda. Onu net bir şekilde görebiliyoruz. Maçlardaki o savaşçı ruhun ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. Bir sporcu ahlakına en üst seviyede sahip bir isim olarak karşımızdasın. 2024 Paris'te madalya olmazsa kendini bu yolda başarısız sayacak mısın? Kesinlikle hayır. Ben her zaman kendime şunu söylüyorum. Bu tüm maçlarım için geçerli. Her çıktığım maçın gerçekten son kez oynuyormuşum gibi oynuyorum. Çünkü dört elle sarılıyorum, mücadele ediyorum, savaşıyorum ve korttan Çağatay Hoca da bunu her zaman söyler. Yenebiliriz, kaybedebiliriz ama kaybettiğimizde gerçekten gülerek ayrılmak, sonuna kadar mücadele ettiğimize inanmak, hatalarımızı görüp o korktan ayrılmak gerçekten bir sonraki turnuva için biz en azından hatalarımızı düzeltip bunu yapabiliriz dedirtebiliyor. Dediğim gibi olimpiyatlarda da sonuna kadar mücadele etmek istiyorum. Yani hiçbir zaman büyük konuşmadım açıkçası. Ama bu gerçekten eğer ki badmintona devam ediyorsam... Çok tanınan bir spor değil dediğiniz gibi. Çok bilinen bir spor değil. Bir sürü engelimiz var. Bütün engellere karşı normalde ben bu saate kadar asla durmam. 9.30'da yatıyorum. Çünkü sabah 6'da kalkmak zorundayım. Antrenmanım var. Ben çok fedakarlık ediyorum. Bu belki hani 2024'te olmaz. Belki başka olimpiyatlarda olur. Ama sonuna kadar mücadele edeceğime inanıyorum. Çünkü istiyorum. Bu madalyayı almak için de gerçekten olmazsa da sonuna kadar mücadele edeceğime ben en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. O fedakarlıklarından birini bizim için ayırdın. Çok teşekkürler. Son sorulara doğru gelirken 2012-2020-2021 çok farklı dönemler yaşadık. Bir sporcu için 2020-2021 sana neler öğretti? Kariyerine neler kattı? Artısı eksisi ne oldu? Neyin değerini daha çok anladın? Gerçekten zorlu süreçler geçirdik. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Çünkü pandemi dönemi bizim için sağlığın ne kadar önemli olduğunu, en başta sağlığın, ailemizin, korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Çünkü biz sporcu olarak gerçekten hani dediğiniz gibi çok fazla fedakarlık ediyoruz, evden uzaklaşıyoruz. Bazen bazı şeyleri unutuyoruz, sadece hedefimize odaklanıyoruz. Burada önce her şeyden önce her şeyin sağlık olduğuna gerçekten inandım, öğrendim. Çünkü kendimizi korumamız lazım. Kendimizi korumamız lazım ki etrafımızdaki insanlara burada zarar vermemeliyiz. Tabii bunun akabinde ister istemez sporcular olarak çok fazla etkilendik. Maçlarımız iptal oldu. Bir sene kadar evde olimpiyat öncesi oldu bu da. Bir sene neredeyse hiçbir şekilde maça gitmedik. Rakiplerimiz hangi seviyede, performansları nasıl bilmeden gerçekten olimpiyatlar gerçekleşti. Hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak çok yorulduk. Ama sonunda dediğimiz gibi en sevdiğimiz işi yapmaya devam ettik. Ve sonuçta artık her şey yavaş yavaş düzelmeye başladı. Ama ne olursa olsun tabii ki de tüm önlemlerimizi almadan yine de geçti diyerek sağlığı elden bırakmamak gerekiyor. Biz ne kadar sağlıklı, bilinçli bireyler olursak zaten bunları daha kısa sürede atlatabileceğimize inanıyorum. Sağlıkla beraber tabii ki o başarının, madalyanın geleceğini biliyoruz. Madalya demişken şimdi kariyerinde 2013 Mersin, 2018 Saragona Akdeniz oyunlarında altın madalya, 2015 Bakü Avrupa oyunlarında bronz madalya. Altın madalya tabii ki çok daha ayrı bir yerdedir. İlki, ikincisi ama hangi madalyanın yeri sende bambaşka? Sanırım 2013 Akdeniz oyunlarında hem çift bayanlarda hem de tek bayanlarda altın madalya almıştık. Mersin'de gerçekleşmişti. Onun benim için yeri çok ayrı. Şimdi Özge Bayrağı 2016'da Koto'yu kaybettiğinde daha güçlü, evet, bir şekilde döndün. 2020'de bunu aldın. Mesela iyi de bir arkadaşsınız, onu da biliyorum. Neler yaşandı, neler konuştunuz aranızda?
Kiminle dediniz? Çok özür dilerim, sesiniz gitti. 2016'da kotayı alan Özge Bayrak. Evet. O kotayı aldığında sen gidemedin. Ona gitseydin üst üste 3 olimpiyata gidecektin. Bu ayrı bir rekor olacaktı. Ona geçilmenin verdiği bir üzüntü var mı? Ya da daha sonrasında nasıl bir ruh hali yaşadı bir sporcu sen? Şöyle söyleyebilirim. 2016'da son turnuvaya kalmıştık. Dünya sıralamasında çok iyi konumdaydık ikimiz de. Aramızda 100 puan veya 200 puan vardı. Ve son turnuvada gerçekten kim bir tur geçerse olimpiyatlara gitmeyi o garantilecekti. Özge ilk maçını almıştı ve akşam benim maçım vardı. Ya o maçı alacaktım. Devam edeceğim ben, devam ediyorum. Sesim geliyor mu? Evet evet, dinliyoruz seni. Ya o maçı ben alacaktım ya da Özge olimpiyatlara katılacaktı. Ve sonuç olarak ben yenildim. Maçı kazanamadım. Bu kadar üzüleceğimi gerçekten tahmin etmemiştim. Buradaki üzüntüm tamamen kendi adımaydı. Çünkü Özge'nin gitmesine keza çok sevinmiştim ki o da çünkü çok emek veriyor. Hepimiz emek veriyoruz. Benim mücadelem sadece kendimleydi. Saatlerce salonda ağladığımı biliyorum akşam 10'a kadar. Ve zaten aynı odada kalıyorduk. Odaya gittiğimde de gerçekten sarılarak tebrik etmiştim. Çünkü gün sonunda kazanan oydu. O hak etmişti. Onun için hiçbir zaman aramızdaki rekabetin sınırlarını çok iyi biliyordum. Çünkü her branşta rekabet olmak zorunda ki birbirimizi daha ileriye taşıyabilelim. Bu bana her zaman çalışma hırsı, çalışma azmi, çalışmam gerektiğini en azından bana hatırlatıyordu. Onun için arkadan gelen arkadaşlarımın, aynı seviyede arkadaşlarımın olması beni her zaman açıkçası mutlu ediyor. Ben çalışıyorum diyorum. Farklı illerde çalışıyoruz biz. Ben Bursa'da antrenman yapıyorum. Aslında iller arasında da bir mücadelemiz var burada. Bu benim aslında buradaki rekabet benim hoşuma gidiyor. Son soru diyorum ama sen konuştukça oradan sorular çıkarıyorum. Soru daha soracağım. Şimdi şehirlerden bahsettin, mesafeden bahsettin. Bunlar aileden de ayrı kalmayı gerektiren durumlar, müsabakalarda, yurt dışındaki yarışlarda özellikle. Bir sporcunun bir yerlere gelebilmesinde aile desteğinin ne kadar önemli olduğunu, biz programı yaptığımızda, konuk ettiğimiz sporcularla konuştuğumuzda herkesin vurguladığı 2-3 noktadan bir tanesi aile desteği. Badminton gibi özellikle senin o başladığın dönemde çok az bilinen bir sporda ailen ne dedi? Kızım bunu yapma, bunu hobi olarak yap, profesyonel olarak yapma gibisinden neler konuşuldu? Ben ilk antrenmana gittiğimde saat 9'da servis vardı ve ben kaçırmamak için sabah 7'de koşa koşa gitmiştim. Annem peşinden elinde bir elinde meyve suyu, bir elinde börek, Neslihan nereye gidiyorsun, bu ne sporu, ben hiç duymadım hayatımda diyerek benimle birlikte gelmişti. Ve gerçekten bu yolda ben hiç, yani badminton dahi hiçbir şey bilmiyordum. Nasıl bir spor olduğunu bilmiyordum ki aileme tam olarak bunu anlatayım. Gerçekten bu noktada Çağatay Hoca'nın rolü çok büyüktür. Bizim ailelerimize gerçekten bunu çok güzel aşıladı. Bu badminton olur, başka bir branş olur. Buradaki antrenörün rolü aslında çok büyük. Aslında ben bazen şey diyorum antrenörüme. Diyorum ki hani ben ufacık bir çocukmuşum. Hani neyime inandınız, neyime güvendiniz? 9 yaşında bir kız çocuğu. Daha yeni başlamışım ve gerçekten buna ailemi inandırması, bu yolda ailemin de hiç tereddüt etmeden sonuna kadar beni desteklemesi beni çok mutlu ediyor. Ben bazen tabii ki saat farkı olduğundan dolayı hani şu saatte maçım var, bu saatte maçım var demeye bazen çekiniyorum ama inanır mısınız nasıl açıyorlar gecenin bir vakti, nasıl buluyorlar onu? Bazen şaka giriyorum çünkü bazen ben kendim bile bazı maçları bulamıyorum. Onların o tutkusu, onların o heyecanı beni inanılmaz mutlu ediyor. Yensem de yenilsem de annem her zaman şunu der. Yani kaybetmek de var, kazanmak da. Demek ki o daha iyi çalışmış der. Onu da kazanmak hakkı der. Ve gerçekten bu şekilde bu yolda ilerlediğim için hem antrenörüm açısından hem ailem açısından hem de takım arkadaşlarım hem kulübüm hepsiyle birlik olmaktan gerçekten çok mutluyum. Aileleri ikna etme sırası sende. Kesinlikle.
Neslihan Yiğit, çok teşekkürler. Çok küçük yaşta başladığım bir heves, daha sonrasında seni bambaşka yerlere götüren bir spor olarak karşına çıktı. Bir çocukça heves tutku oldu, hayatının merkezi oldu ve onunla yaşamaya devam ediyorsun. Londra'da öğrendiklerin, Rio'ya gidememenin sana öğrettikleri, 2020 Tokyo'nun kattıkları derken biraz önce burada Beşiktaş Handbol Baş Antrenörü Korer Koral vardı. Tutkudan bahsetmişti, tecrübenin ne olduğundan, maçlarla beraber çok daha fazla ortaya çıktığından bahsetmişti. Bu süreç tüm sporcular için geçerli, sen de onlardan bir tanesisin. Tekrar bizimle olduğun için, kendini anlattığın için, badminton'u çok daha geniş kitlelere anlattığın için teşekkür ederiz. Son bir mesajın varsa da onu da alalım. Şunu söylemek istiyorum gerçekten. Dediğiniz gibi fazla bilinen bir spor değiliz. Sizlerin sayesinde hem sporumuzu hem kendimizi hem ülkemizin adını duyuruyoruz. Bunun için öncelikle size teşekkür ediyorum. Ve akabinde dediğim gibi benim ailem gerçekten beni çok destekledi. Antrenörüm ve gerçekten bir ekip olarak biz çok güzel bir konuma geldik. Her zaman yakınıma da şunu söylerim. Çocuğunuzu bırakın hani başarılı veya başarısız olarak adlandırmayın. Ne yapmak istiyorsa yapsın. Belki sıkılır, başka bir branşa gider. Veya bu spor olmaz, başka bir sanat dalı olur. Çocuğunuz içindeki cevheri görmek için onu serbest bırakın. Gerçekten bu çok önemli çünkü. Biz çocuklar çünkü keşfetmeyi inanılmaz derecede seviyor. Ve kendilerine güvenen bir ailenin olduğunu arkada hissettikleri anda daha güçlü olduklarını hissedeceklerdir. Ben öyle hissediyorum. Umarım herkes de gerçekten bu yönde çocuklarını destekler. Neslihan Yiğit, bir kez daha seni bu saatte ayakta tuttuğumuz için özür dileriz ama anlattıkların çok değerliydi. Birçok insan bu sözlerle badminton'a ve diğer sporlara motive olacaktır. Sana bu yolda başarılar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, milli badmintoncu 2012 ve 2020'de mücadele eden, Türkiye'nin badmintona katılan ilk sporcusu Neslihan Yiğit'le konuştuk. Yine bir ilkle devam edeceğiz. Beijing'de 2022 kış olimpiyatları var. Onunla spor özlemimizi, estetiği, kar üzerindeki o sporun insan ruhuna kattığı özlemi gideriyoruz. Türkiye ve kış olimpiyatı deyince çok fazla isim akla gelmiyor. Günümüzde özellikle bugünkü sonucu, son 3 aydaki sonuçlarıyla Fatih Arda İpçioğlu, bugün sürat pateninde Furkan Akar'ın böyle bir popülizmi var. Onların yaşattığı heyecanlar, başarılar var ama onların çok öncesinde bir isim var. Aslında iki isim. Alper Uçar, Alisa Agafonova ikilisi. Biz buz üstünde dans deyince Türkiye'de o ikiliyi biliyoruz. O ikiliden Alper Uçar şu anda bizimle. Alper Uçar, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Amerika'da yaşıyorsunuz. Florida'dasınız. Evet. Oradan bağlanıyorsunuz. Bir kez daha teşekkürler. Sporculuk bitti. Antrenörlük başladı. Hangisi daha zor? Evet, uluslararası antrenörlüğüm şu anda ben. Amerika'dan bağlanıyorum. Panthers Ice Arena'dayım. Panthers Ice Arena Florida eyaletinde, Amerika'nın Florida eyaletinde en büyük buz pisti. Burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Uluslararası paten antrenörü John Kerr ile birlikte 2006 ve 2010 olimpiyatlarının başarılı Britanya'dan başarılı bir sporcusu ve Avrupa üçüncüsü John Kerr ile birlikte oluşturduğumuz bir akademimiz var. Buzdağ Spor Okulu, Iceberg Skating Academy diye geçiyor. Bu akademi bünyesi altında uluslararası sporculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, sporcu olarak olimpiyat maceramız bitti fakat antrenör olarak da onlara yardım etmek istiyoruz ve olimpiyat yolunda onların yanında yer almak istiyoruz. Bu amaçla biz Iceberg Skating Akademi'yi kurduk ve bu amaçla uluslararası tüm sporculara yardım ediyoruz. Bu sporcu bünyemizin içinde çok çeşitli ülkelerden sporcularımız var. Bunların içerisinde de hem junior ve hem senior kategorilerinde Türkiye'yi temsil eden Ahan, Berk, Dörtkol ve Berk Akalın da var. Ve bu sporcularımızı ileriki olimpiyatlara yetiştirmek için
elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Şimdi 2010'da çift kariyeriniz başladı Halisa Agafonova'yla. 2011 Erzurum Kış Oyunları'ndaki gümüş madalya. Ardından 2018 Pyeongchang'da gelen serbest final. Bunlara alışkın değildik. Kış sporları bizim için, kış olimpiyatları bizim için televizyondan izleme etkinliğimiz gibiydi. Ama siz bir şeyleri değiştirdiniz. İlk olmanın zorlukları neydi o sporda? Oldukça zor ilk olmak. Şöyle söyleyebilirim, yani Antarktika'da bir buzdağı kütlesinin içerisinde adım atmaya çalışıyorsunuz. O buzu kırarak devam etmeye çalışıyorsunuz. Tabii uluslararası alanda Türkiye'ye bakış açısı ilk başta yaptığımız için çok zordu. Bu noktada biz bayağı bir zorlandık ama bunu yavaş yavaş büyük başarılarla kırdık. Bildiğiniz üzere 2011 yılında aldığımız gümüş madalya üniversite olimpiyatlarında Türkiye'nin kış sporlarında alınmış ilk madalyasıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk madalyası olması nedeniyle çok değerlidir. Bu madalyadan sonra biz Spor Bakanlığımız, federasyonumuzla daha büyük projeye yer açmak istedik ve 2014 Soçi Olimpiyatlarına katılmak istedik. İrili ufaklı çok büyük yarışmalara ve Grand Prix yarışmalarına davet aldık ve Alisa ile birlikte 12'nin üzerinde uluslararası alanda bronz, silver ve gold, altın madalya, gümüş madalya ve bronz madalya olmak üzere farklı farklı madalyalar kazandırdık. 2014 çok başarılı geçti. Türkiye'nin ilk defa buz dansında adını yazdırdık. Ondan sonra daha büyük bir hedefimiz vardı. 2018'de Pyeongchang'e katılmak ve bunu o eleme olanaklarına kalmadan, elemeye kalmadan dünya şampiyonasında direkt katılım hakkı elde ederek yapmak istedik. Ve Finlandiya'daki dünya şampiyonasında, 2017'deki Finlandiya'daki dünya şampiyonasına direkt katılma hakkı elde ettik. Ve 2018'de Pyeongchang'de buz dansında, buz dansı kategorisinde yine görülmemiş bir şekilde Türkiye'yi çok iyi temsil etti kısa programda ve uzun programa kalma hakkı elde ettik. Bu elemelere geçmek bizim için başlı başına çok büyük bir önem arz ediyordu. Ve biz bunu başardık. Buz dansı gibi çok zor bir kategoride eleme geçmek, takdir edersiniz ki, oldukça zor ve biz bunu başardığımız için çok sevinçliyiz ve tabii bayrağımızı çok büyük bir arenada temsil etmenin övüncünü yaşadık. Şimdi siz kariyerinize tek olarak başladınız, ardından da çiftlere geçtiniz. Orada nasıl zorluklar yaşandı? Tabii ki de 2009 yılında ben Dünya Şampiyonası Los Angeles'tan sonra tek erkekler kategorisindeydim. Ülkemi yine Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda temsil ediyordum. Fakat 2011 Erzurum için farklı kategorilerde de Türkiye'nin adını duyurmak zorundaydık. Ve federasyonumuz 2011 projesi başlattığı zaman ben işin açıkçası profesyonel olarak kariyerime devam edecektim. Fakat federasyonumuzdan ve bakanlığımızdan böyle bir teklif gelince kolları sıvadık. Çok zor bir süreç geçti. 1,5 yıl gibi çok kısa bir sürede çok büyük bir başarı elde etmemiz gerekiyordu. Ülkemizde olduğu için de, böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olduğu için de çok çok iyi yarışmamız gerekiyordu. Bunun bilincindeydik ve Alisa ile 2010 yılında takım olduk. Alisa tabii o zaman Junior Grand Prix'de çok büyük başarılara imza atmış bir sporcuydu. Ve bizim teklifimizi kabul etti, bize inandı ve Türkiye'nin ileride çok daha iyi sporcular, çok daha iyi yerlere geleceğine inandığı için bizle birlikte yol yürümeyi kabul etti. Böyle birlikte bir sene boyunca, 8 ay bir sene boyunca çok sıkı bir şekilde çalıştık. Ve 2011'de o muhteşem bir başarıya imza atarak gümüş madalya geldi. Ve bütün maceramız böyle başladı diyebilirim. Tabii o geçiş çok kolay olmadı. Çok büyük bir inanç, çok büyük bir çalışma, çok büyük bir sebat ve sabır gerektirdi. Günde en az 5 saat çalışıyorduk. Buz üstünde, buz dışında. Bunun dışında buz dışında koreografi çalışmalarımız, ballroom çalışmalarımız, yoga çalışmalarımız, kondisyon çalışmalarımız. Çünkü buz pateni müziği, dansı içinde barındırdığı için farklı farklı dansları da öğrenmek zorundasınız. Bunların hepsini başardığımız için çok çok gurur duyuyorum. Bugün Furkan Akar yarı finale kaldı sürat pateninde ve Türkiye adına zaten aldığı kota bir ilkti. Çeyrek final, yarı final derken B serisinde yarıştı. Orada elde ettiği yedincilik var. Dediğim gibi biraz önce belki de hani
şey bir dilde şöyle söyleyebiliriz. Norveçlilerin altın madalyayla sürekli yarıştığı bir olimpiyat. Onlara yapılan bir olimpiyat diyelim. Biz orada kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. Fatih Arda İpçioğlu kendi imkanlarıyla tabii ki federasyon yanında, antrenör yanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Furkan Akar'ın bugünkü o başarısı gelecek onun altındaki çocuklar için de çok değerli olacaktır. Biraz önce şunu sormuştum. Teklerden çiftlere geçiş, yaşadığınız zafer ne anlama geliyor diye. Baktığınızda siz 2011'deki o gümüş madalyadan bugün 2022 Beijing'i izlerken Türkiye kız sporlarında nasıl bir mesafe kat etti? Bunu şu açıdan da soruyorum. Artık 4 yıldır ya da 5 yıldır yurt dışında yaşayan bir antrenör gözümden. Evet, size şunu söyleyebilirim. Bizim zamanımızda 2006'da Tuğba'yla, 2010'da tekrar Tuğba'yla Vancouver'da, sonra 2014'te biz, ben Alisa'yla, 2018'de keza öyle ve kademe kademe, eleme geçe geçe, yavaş yavaş bu buzları kıra kıra, dediğim gibi çok zorlu bir süreçti. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz sonuç odaklı bakıyoruz biz birazcık spora. Süreç bu kadar göz ardı ediliyor. Bu süreçler çok önemlidir. Türkiye'nin kısa bir tarihi var bu konuda. 35 yıllık bir paten geçmişi, hatta biraz daha eskidir tabii ki de. Eskiden de çok fazla emek sarf eden sporcularımız, antrenörlerimiz vardır. Ama çok kısa bir süreç içerisinde çok büyük başarılar elde ettik. Ben her zaman Türk gençliğinin çok yetenekli olduğunu ve eğer olanakları sağlanırsa çok büyük başarılar alacağına inanıyordum. Dün biz Instagram üzerinde canlı yayın yaparak Furkan'a hem Tuğba hem ben hem de Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanımız Gökhan Özdemir'le destek olmak için canlı bir yayın gerçekleştirdik. Bunu da Instagram'dan da yayınladık. Bu yayınları yaparken Furkan'a söylediğimiz tek bir şey vardı. Bu şansı sen elde ettin. Olimpik sporcularla birlikte bunun tadını çıkartarak elinden gelenin en iyi yapacağını biliyorum. Tek yapman gereken şu noktadan sonra antrenörüne, çalışmalarına güvenmek ve elinden gelenin en iyisini yapmak. İlk başta Allah'a dua edip ondan sonra da ne gerekiyorsa elinden geleni yapıp ondan sonra da bırakmak. Çünkü sen zaten oraya yer almakla, Türkiye'yi orada temsil etmekle çok büyük bir iş başardın. Ne kadar fazla bunun tadını çıkartırsan senin için o kadar iyi. Orada edindiğin tecrübeler senin hayatın boyunca sana getireceği en büyük şeydir zaten. Ama sonuçta gördüğünüz gibi çok başarılı oldu. Bu çok önemli bir başarıdır. Bizler yol açtık ve gençler bunu takip ettiriyor. Bizim sürecimiz, yani bu noktaya gelme sürecimiz çok meşakkatli ve çok zor oldu. Ama şu anda Türkiye'de farklı bölgelerde, şehirlerde buz pistleri var. Bunlardan örnek verirsek İstanbul, Tekirdağ, Gebze, Bursa, Samsun, Kars, İzmir, Antalya, farklı farklı şehirlerimizde artık buz pistleri var. Türk gençleri tabii ki de bunlara ilgi gösterecektir. Burada tek yapılması gereken bu gençlere yeterli olanakları sağlamak ve büyük başarıları kendiliğinden geleceğine ben inanıyorum. Sonuç kendiliğinden geleceğine inanıyorum. Sadece süreçte bu patencilerin, bu sporcuların yanında olmak, gerekli ilgiyi, alakayı göstermek bizim açımızdan çok önemli. Ben bu noktada da size çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir platformda, böyle bir yayında bizi kış olimpiyatlarıyla buluşturdunuz ve bize böyle bir söz hakkı verdiğiniz için. Bu sporun akla gelen Türkiye kısmını geçtim. Dünyada bilinen bir isimsiniz. Son iki sorumdan bir tanesiydi. Uluslararası Paten Birliği Buz Dansı Teknik Komite üyeliğine atandınız. Bu görev ne anlama geliyor? Bu görev Türkiye'nin şu anda elde etmiş olduğu en büyük görevdir. Size şöyle söyleyebilirim. Şu anda dünya çapında alınacak tüm kurallar bizim komitemize gelmek zorunda. ISU, International Skating Union, yani Uluslararası Paten Federasyonu'nun buz dansı teknik komitesi demek. Buz dansıyla alakalı her türlü kural ve kararın çıktığı komite demek. Bunun bir üyesi ben oldum. Bu appointed skater olarak gerçekleşti. Yani şu anda dünyanın bütün sporcuları bana bağlı, bütün kurallarla ilgili ya da görüşlerini vermek istedikleri zaman bana ulaşıp bana söylemek zorundalar. Ben de bunu teknik komiteyi taşıyarak bu noktada da en doğru kararı almakla mükellefiz. Şu anda 5 kişilik bir kurulumuz var. Bu kurulun bir üyesi de Türkiye, yani Türk olarak ben temsil ediyorum. Tabii ki de Uluslararası Paten Federasyonu'nun national olarak, yani ulusal olarak bir kural ve
toplanması yok. Bu daha çok uluslararası bir makam. Bu uluslararası dünyada, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda veya olimpiyatlarda sporcuların sergileyecek oldukları elementleri, sporcuların sergileyecek olduğu kuralların bütününü oluşturduğumuz bir komite ve bu komitede kuralları biz alıyoruz. Ve bizim aldığımız kurallar dahilinde tüm sporcular gerekli elementlerini ve gerekli programlarını sunuyorlar. Bu Türkiye açısından çok gurur verici bir nokta. Çünkü bu bizim gelebileceğimiz en yüksek nokta. Şu anda dünyadaki tüm sporcular benim de söz hakkı olduğum komiteyi dinlemek zorundalar. Bu alabileceğimiz, buz dansı noktasına gelebileceğimiz en üst makamlardan bir tanesi. Ve Türkiye olarak da bizim de söz söyleme hakkımız var. Ben gelecek olan sporcuların buz dansında veya diğer tek erkekler, tek bayanlarda veya pairs dediğimiz çiftlerde bundan sonra gelecek olan sporcularımızın masa başında sahada gösterdikleri performans ve yaptıkları kadar masa başında da korunmaları gerektiği, onlar için birilerinin masa başında da çalışması gerektiğine inandığım için bu görevi kabul ettim ve bu yol üzerine ilerledim. Ve onlar için bence ileride çok çok daha iyi olacaktır. Ben kesinlikle inanıyorum ki ilerideki olimpiyatlarda sadece individual yani tekel olarak katıldığımız kadar aynı zamanda biliyorsunuz takım eventler 2014 Soçi Olimpiyatlarına kabul oldu. Takım olarak da Türkiye olarak daha fazla sporcu yollayarak daha büyük işlerde başarabileceğimize ben inanıyorum. Konuşmanızın sonlarına doğru kullandığınız bir ifadeyle kapatalım. Masa başında onların güçlü olduğunu da bilmelerini istiyoruz dediniz. Burada da geçmişe bir gönderme olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Aklınızda kalmış o. Unutmamışsınız. Bunu takip edenler gayet iyi biliyordur. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Bu sporla ilgili gönlünüzden, dilinizden, kalbinizden geçenleri söylediğiniz tavsiyelerinizi paylaştınız. Amerika'dan Türk sporculara bu spora dokunmaya devam edeceksiniz. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan böyle bir platform ve böyle bir şans verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, oyun hikayesini bu haftada noktalıyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.